Genişlenir mi ya? Valla. Yani bana bir şey olmayacak. Yepyeni bir vlogtan daha merhaba. Bugün böyle sizlerle gün içerisinde yavaş yavaş sizleri güncellediğim bir video oldu. Günün açılışını güzel bir kahvaltıyla yaptık. Sonrasında böyle ara öğünlerimde neler yiyorum. Gördünüz zaten bir böyle sütlü kahve içiyorum. Hurma yiyorum. Şimdi de hatta yeşil çay vaktim geldi. Yeşil çay ve yanında yarım light bisküvi yiyeceğim. O ara öğünümü yapmadan önce sizlere bir merhaba demek istedim. Bugün de böyle bir günlük vlog başlattım. Muhtemelen bu tek günlük olur diye düşünüyorum. Çünkü Yusuf geldiğinde file markete alışverişe gideceğiz. Birazcık daha böyle sağlıklı ve diyet üzerine bir alışveriş olacak ama evde de hiçbir şey yok. Ve hatta deterjanlarım da yok. Yine böyle detaylı, güzel bir alışveriş olmuş olacak. Alışveriş videolarını bence seviyorsunuz. Çünkü ben alışveriş videosu izlemeyi de çok seviyorum. Hem böyle vlog tadında güzel bir alışveriş videosu olsun istedim. İçine de bir diyet günümde neler yediğimi sıkıştırmaya çalışıyorum. Umarım sizler için keyifli bir video oluyordur. Bu arada diyette neler yediğimi, öğünlerimi tüm günler boyunca Instagram'da paylaşıyor olacağım. Şuraya Instagram adresimi hemen getirdim. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Orada böyle günlük aktivitelerimi neler yapıyorum ve bu diyet sürecinin hepsini orada paylaşacağım. Umarım benimle birlikte başlayıp bu motivasyonu elde edip birlikte güzel yollar alacağımız insanlar da olur diyorum. Bayağı bir kaybetmem gereken kilo var ama başaracağıma eminim. Bu yaz sonunda muazzam bir fizik yani bu yaz sonunda gerçekten güzel bir fiziğim olsun istiyorum. Tabii ki hedefim böyle uzun hedef koymamaya çalışıyorum. Ben yakın hedef insanıyım. Ben çorap kadınıyım. Şaka bir yana, ben gerçekten yakın hedef insanıyım. Böyle daha yakın ve olabilitesi yüksek hedefler koymayı daha çok seviyorum. Çünkü hani başardıkça, tik attıkça motive oluyorum. O nedenle böyle ilk olarak aylık bir hedefim var. Sonrasında ise işte bir böyle tarih belirledim. O tarihe kadar hemen hemen gelmek istediğim bir kilo var. Umarım onları da başarıyor oluruz. Sizlerle birlikte şu yüzümün inceldiğini, göbüşümün gittiği günlerin geldiğini görmek istiyorum. Dediğim gibi birazcık daha böyle alışveriş videosu olacak. Umarım keyifle izlersiniz. Beni hala takip etmiyorsanız lütfen artık takip etmeyi unutmayın diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da mutlaka takip edin. Orada da aslında Reels'ler paylaşmayı düşünüyorum ama bir ilk haftamın sonucu gelsin. Ona göre paylaşımlar yapacağım. Belki haftalık yaparım. Günlük yapmam muhtemelen çünkü günlük storylerle paylaşıyor oluruz zaten. Dediğim gibi aktif olarak orada daha aktifim çünkü anlık paylaşımlar yapıyorum. Oradan takip etmeyi unutmayın. Öyle sizlere arada bir güncelleyeyim istedim. Şimdi çamaşırları atmıştık sizlerle. Çamaşırları çıkaracağım. Oraları çekmem artık. Çünkü birkaç posta daha yıkamam gereken çamaşırlar var. Sizlere Yusuf gelince file markete giderken açıyor olacağım. Biz şimdi fileye doğru gidiyoruz. Kocam da kocam. Geldi beni. Paşa kocacığım geldi beni bu güzide arabamızla aldı. Neyle? Güzide arabayla aldı diyorum. Ekmek teknesi. Ekmek teknesi ama görmeniz lazım. Her yer açık böyle. Ne kadar kapalı alan varsa hepsi açık yani. Torpido açık geziyoruz. Ne olacak torpido? Allah bilir bagaj kapanmıyordur. Bagaj değil de açın o. Açın. O da güzel. Nasıl mal yüklüyorsunuz tatlı? Yan kapı. Yan kapıda. Arkası açılmıyor. Ya canı isteyince açılıyorum. İşte. Onu biz tamamlayalım. Ama biz hani onun isteklerine karşı gelmediğimiz için değil Yok, mi? Ben zorlamıyorum. Biz zorlamıyoruz. Yani özgür bence. Evet, ilişkilerimizde böyleyiz. Asla zorlamayız. Özgür gibi, özgür bir kapı bence. Bence de. Öyle yani şimdi özgür bir şekilde file markete varacağız. Hazır mısın? Neden arabalarını kötüledin? Arabalarını kötülemedim. Çok güzel. Dedi ya beni gör. Neyse arkadaşlar bizim boş muhabbetlerimize alışkınsınız. Bugün video yayınladım onda da yeterince boş yaptık. Yusuf'un dansöz isteğinden bahsetmiştik. Evet dansöz isteği. Neyse şimdi de Yusuf'a bu, ne kadar masrafa mal olduğundan bahsedeceğiz. Bu videonun da başlığına dansöz istiyor kocam yazmak istersen yine dansöz istediğimi isteğimi Hayır istemem istemem. Tamam. O bir kere yazdı. Tamam, yeter. Neyse hadi filede görüşüyoruz. Boş 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 yaptık.
yumuşak almıyor değil mi? İyi yumuşak alıyorsun. Yiyemedin biliyorsun ya. Bu anne benim. Ay onlar ne güzel olmuş zaten. Evet, 3 adet işte yani nasıl yapacaksın? Bir tane daha mı alsan? Ay çıkacağım da. Şurada soğan tam orada oluyor da. Harasın mı? İyi ondan al. Ama o da yani şey olur. İyi gelir bence. Bir de kayısı çayı alacağım. Ha, kayısı çayını gördüm. Şu doğadan form alacağım. Ops. Ben kayısı da geçeceğim aldım. Evet. Başka ne yazmışım? Buraya peynir yazmışım. Ha, peynire bir bakacağım. Çünkü gene burada böyle proteinli bir şeyler görmüştüm. Onlara bir baktım. Evde vardı hani böyle az bir şeylik varsa. Ne alıyor? Şimdi alışverişten geldik. Yine bence güzel bir alışveriş yaptık. Sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Bu sefer size orada çektim birazcık ama alışveriş yaparken insan bir tık yıpranıyor ve yoruluyor. Çok detaylı gösterememiş olabilirim. Hoş geldiniz evimin direkleri. Direk 1, direk 2. Böyle 3 tane atıştırmalık aldım. Pirinç patlağından oluşuyor. Bunları çok seviyorum. Böyle arada şeker krizi gelirse hurma niyetine yiyeyim diye aldım. Çünkü kalorileri oldukça düşük. Hurma var mı? He? Hurma niyetine yiyorsan burada hurma var zaten. Evet. Sen ne güzel saçların ve dikelmiş. Kayyuu gibi olmuşsun. Yeşil elmalarım intihar ediyordu. Gidiyorlar. Dur kızım. Yeşil elma aldım. Akşam 9.30 gibi bir öğünüm var. Onun içerisinde yoğurt ve meyve var. Bu arada arkada böyle fan sesi duyuyorsanız şey çalışıyor. Air fryer çalışıyor. İçine aldığım bir şey koydum. Bir tane daha elmam çıktı. İçine şimdi yemek yiyeceğiz. Fileden tavuk sarma aldık. Onu koydum. Bir tane daha var. Onu göstereceğim size. Tatın doğranmış domatesini aldık. 3 tane avokado. Bu sefer olmuşlarını buldum ve seçtim. Mutluyum. Roka. Ben roka ve domates salatası seviyorum. Bu nedenle hep roka ve böyle cherry ya da kokteyl domates alıyorum. Dağın domatesinizi gösteriyorum. Dediğim gibi ben böyle cherry ya da kokteyl domates alıyorum. Bu kokteyl diye geçiyorum şu an cherry batında. Evet, o kadar açım ki. Tezgahtaki en pahalısı olduğu için onu aldık biz. Aynen bir tane. Çünkü biz tezgahtaki en pahalı domatesi yiyor her zaman. Neyse. Açıklama dahi yapmayacağım. 3 tane patlıcan aldım. Domatesli patlıcan yemeğini seviyorum. Böyle diyette kıymasız filan da bence gideri oluyor. Sen de seviyorsun bir tane. Kıymalı olsa da iyi. Evet ama yok yani. Ha, kıyma mı yok? Hayır diyette yok. Bu arada saçlarım çok tatlı değil mi? Ne alaka? Market alışverişi gösterirken. Bir diğer poşetimize geçiş yapılmaktadır. Ops. Şimdi airfryer'a atmış olduğum ürün buydu. Lezita'nın sarma tavuk döneri. Bundan aldık. Akşam 200 gram proteinim ve yanında 2 dilim ekmeğim vardı. Hemen hemen denk gelir diye hepsini yemeyeceğim. Öyle bir şey aldık şu an. Pratik olsun diye. Yeşil çay alacaktım. Doğadan'ın ben hep bu ananaslısını içiyordum. Bu sefer probiyotiklisi çıkınca buna şans verdim. Bu normalde Züber'in hurma toplarını ben seviyorum. Böyle işte 3 tane hurma yerine bir tane bundan filan yemeyi seviyorum. Ama bu sefer Harrods'unkini aldık. Aynı gibi duruyor. Harrods'un birçok üründen memnun olunca buna da şans vermeyi istedim. Bezelye aldım donuk. Bu gittiğimizde her çeşidi vardı. Geçen gittiğimizde hiçbir markanınki yoktu. Hmm. Bu gittiğimizde bu ilik sularının her çeşidi vardı. Pilavın için hemen bir kap atmalık aldım. Hem böyle bir kolajen desteği olur diye. Eğer doğalsa tabii ki. İçerikleri yazdıkları gibi ise. Fora'nın bu biberli zeytinini aldım. Ben bunu seviyorum genel olarak. Sonra kayısılı doğadan form çay. Bu benim. Böyle sabahları içtiğim metabolizmama, yani daha doğrusu bağırsak çalışımıma bence etkiliyor. O nedenle bunu aldım. Aşkım arkada neden bir tık duruyorsun? Açım. Ben de açım. Kuru kayısı aldık. Yani gün kurusu aldım. Neden kükürtle sarartılmışını alayım değil mi? Kayısı zaten sarı değil mi? Ama kururken sence sarı mı kalıyor? Kalmalı bence.
Bol bollu. Her şeye rağmen, hakkında çıkan tüm haberlere rağmen, evet doğru görüyorsunuz, Beypazarı soda aldık. Bilmiyorum yani, Yusuf dedi ki o bir tane seri, yani bir partinin sorunuymuş falan dedi. Ona inandım nedense. İsviçre bilim adamları yerine kocama inandım. İsviçre bilim adamları da kimmiş ya? Değil mi senin yanında? Gelsin de bilim öğrensinler. Bir diğer, bunların hiçbirini koymayalım yerine bir tanem, olur mu? Olur. Koysana sevgilim gördüklerini. Ya ne koyacağım, bir dur şu kutu sweet var diye bir de ısıtıracağım ya. Grisine galeta aldı. Diye bitirmişse o yarım bisküvi yerine Grisine galeta da yiyebilirsin dedi. Gösterdim. Bunu Yusuf aldı, kutur simit. Doyası ya arkadaşım, kutur kutur ses duyarsanız, Yusuf onu duyarsanız, Yusuf onu yiyor olacak. Karbon gelmişti, bromelain gelmiş olması lazım. Ne meleğin? Bromelain. Ben Nutraxin markasınınkini aldım. Aslında Solgar'ı da övüyorlardı. İlk olarak buna bir şans vereyim dedim. Bu 500 mg'lık olanı günde 2 defa öneriliyor. Ben 1 ile başlayacağım. Dediğim gibi diyetisyen bana öyle önerdi. Namet'in bu dana kuzu karışık İnegöl köftesinden aldık. Protein yememiz gerekiyor. Bu da tam 400 gram. 200-200 Yusuf'la ikimize bir akşamın öğünü. Olmazsa olmaz basmati pirinç aldım. Bu sefer Harlos'unkini aldım. Normalde yayla ya da bu oluyordu. İkisi de yoktu filede. Bu sefer harlas aldım. Donuk soğan aldım. Karışık sebze. Bunları airfryer'a atıp azıcık zeytinyağıyla yapmak güzel oluyor. Brokoli. Mezgit filet aldım. Bunu geçenlerde dolma yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Bundan 2 paket aldım. Şimdi buraları bir toplayayım. Son 2 poşetim var. Onları yine birlikte açıyor oluruz. Son 2 poşetle devam ediyorum. Tabii ki süt aldım. Şu laktozsuz ve yarım yağlı olanlardan 2 tane. Sonrasında probiyotikli bir yoğurt vardı. Probiyotikli yoğurt aldım. Ayranımız. Altılı yumurta. Birini ziyan etmişiz. Sürülebilir lor peyniri gördüm. Bundan bir tadına bakmak istedim. Merak ettim. Ve deterjanlar. Beni biliyorsunuz Omo kullanıyorum. Omo'nun siyahını, renklilerini ve beyazını aldım. Şimdi hepsini tek tek boşuna göstermeyeyim size. Sonrasında bir de Domestos'un. Bu hijyenik küpünü ben çok severek kullanıyorum. Onun mutfağını aldım. Banyo vardı ama mutfak bitmiş. Bunları şimdi yerleştirelim, yemek yiyelim. Sonrasında arkadaşlarımızla bir dışarı çıkabiliriz. Olmazsa sizi dışarıda da açıyor olurum. Normalde videoyu şu an burada kapatmayı düşünüyordum ama günümüz devam ettiği için siz de benimle birlikte devam ediyorsunuz. Dediğim gibi dışarılarda bir yerlerde güncelliyor olurum sizi. Herkese ertesi günden merhaba. Dün aslında sizi dışarı çıkarken alacağım demiştim ama bizim planlarımız iptal oldu. Dışarı çıkmaktan vazgeçtik ve evde miskin miskin oturmaya devam ettik. O nedenle videoyu kapatamadım. Şimdi de yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı Reels olarak çektim. Bence çok tatlı oldu. Böyle yazın renkli makyajlar yapmayı seviyorsanız benim hoşuma gitti ve çok çok pratik tabii ki. Ben yani asla zor makyaj yapmam. Onu çektim. Umarım bunu da keyifle izlersiniz. Hala beni Instagram'dan takip etmediyseniz oradan takip etmeyi unutmayın diyorum efendim. Böyle bu videoda işte neler yaptım, diyetteyken nasıl besleniyorum birazcık onlara da yer vermek istedim. Zaten gördünüz, sizlerle güzel bir alışveriş yaptık ve böyle bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Eğer ki yarın her şey planladığım gibi giderse böyle bir AVM turu yapalım istiyorum sizlerle. Beni biliyorsunuz açılışa gitmeyi severim. Yarın sizlerle güzel bir AVM turu da çekiyor oluruz. Bu video böyle alışveriş ve diyet günümde neler yiyorum, diyetteyken neler yapıyorum o tarz bir içerik olsun istedim. Umarım keyifle beğenerek izlemişsinizdir. Eğer ki bana destek olmak isterseniz lütfen kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok çok önemli. Çünkü bu videolar hakikaten emekle çekiliyor.
çekiyorsunuz, edit yapıyorsunuz, onunla uğraşıyorsunuz. Yani böyle çektiğiniz, izlediğiniz süre zarfında meydana gelmiyor. Eğer ki beğeniyorsanız, seviyorsanız, biraz olsun destek olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Instagram'dan da takip ederseniz orada farklı içeriklerle karşınızda olacağım. Yüzümdeki makyajı da beğendiyseniz Instagram'da Reels olarak bulabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.